Gençler merhabalar. Bu haftaki anatomi dersimizde burnun görevleriyle başlıyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu görevlerin tamamını kitabımızdan işaretliyoruz. Bunlar önemli. Solunuma yardımcı olmak. Zaten şu an solunum sistemini işliyoruz. Burun solunum sisteminin önemli organlarından birisi. Koku almak. Bunu da söyledik bir önceki dersimizde. Koku organıdır aynı zamanda diye. Burun boşluğundan geçen havayı ısıtmak, temizlemek ve nemlendirmek hemen işaretliyoruz. Sesin niteliğini ayarlamak, hava ile dolu olan sinüsler sesin niteliğini etkilemektedir. Bunda da burnun önemli görevi vardır. Hemen bu dört görevi işaretleyip öğrenelim gençler. Evet, yutak diyoruz. Yutak dediğimiz organ yani Pharynx olarak Latince'de isimlendiriliyor. Burun boşluğu ve ağız boşluğunun gerisinde gırtlağın başlangıcının arkasındadır. Kafa tabanından başlar, gırtlağın başlangıcına kadar uzanır ve yemek borusu ile devam eder. Başlangıçta geniştir, aşağıya doğru indikçe daralır, huni şeklini alır. Yutak içten dışa doğru mukoza, kas ve bağ doku tabakalarından oluşan bir organdır. Yaklaşık 12 ila 14 cm uzunluğundadır. Burada da yutan yerinin nereden başlayıp nerede bittiğini muhakkak kitabımızdan işaretleyip özetlerimize yazalım gençler. Peki farinks'in yani yutan bölümlerine baktığımız zaman Burun bölümü dediğimiz nazofarynx, ağız bölümü dediğimiz orofarynx ve gırtlak bölümü dediğimiz laringofarynx'i görürüz. Hemen bunlara bakalım. Bakın şöyle görselde de bakacak olursanız kırmızıyla gösterilmiş alan nazofarynx hemen burnun arka tarafında gösterilmiş. Mor, orofarynx ve mavi olarak gösterilmiş alanda laringofarynx. Hemen bu görselleri de muhakkak kitabınızdan inceleyin. Bakın. Evet, Nazofarings ile başlıyoruz. Burun boşluğunun arkasında kalan üst bölümü olup, kafa tabanından yumuşak damağa kadar uzanır. Nazofarings'e yutağın orta kulakla bağlantısını sağlayan östaki borusu açılır. Hemen bunu da işaretleyelim gençler. Nazofaringse yutağın orta kulakla bağlantısını sağlayan östaki borusu açılır. Orofaringse ağız boşluğunun arkasında kalan orta bölüm olup yumuşak damakla hiyoid kemik yüksekliğine kadar uzanır. Orofaringse yutak geçidi ağız boşluğuna bağlanır. Yutak geçitinin yan taraflarında 2 adet tonsilla bulunur. Tonsillalardan da bir önceki derslerimizde bahsetmiştik. Bir lenf organı olduğunu söylemiştik. Yutağın burun ve ağız bölümü yumuşak damak küçük dil ile birbirinden ayrılır. Burada da yine aynı şekilde orofarynx yutak geçidi ile ağız boşluğuna bağlanır diye olan maddemizi muhakkak işaretleyelim. Gırtlak bölümü laringofarenks, gırtlağın arkasında kalan bölümdür. Bu bölümün ön duvarı gırtlak boşluğuna açılır. Gırtlağın halka kıkırdağı hizasında yemek borusu ile birleşir diyoruz. Bunlar önemli, muhakkak kitaplarımızdan işaretleyelim gençler, ihmal etmeyin. Peki farenksin görevleri nelerdir? Hemen ona bakalım. 1 dışarıdan alınan havanın alt solunum organlarına iletilmesini sağlar. Evet bu önemli bir görevi hemen bu görevleri de işaretliyoruz. 2. Östaki borusu aracılığı ile orta kulağın havalanmasını sağlayarak işitmeye yardım eder. 3. Tonsillaların bu bölgede olmasından dolayı vücut savunmasında rol oynar. Farenks, bunlar da önemli görevler gençler ve gırtlak diyoruz. Larynx yani Latince ismimiz. Hemen bakalım yerine. Larynx boynun ön bölümünde C3 C6 vertebralar seviyesinde dil kökü ile soluk borusu arasındadır. Larynx'in kıkırdak, zar, bağ ve kaslardan oluşan bir yapısı vardır. Larynx kıkırdakları zar ve bağlarla birbirlerine bağlanır ve kaslarla hareket ettirilir. Laryngsin kıkırdaklarına bakalım. Gırtlak kıkırdaklarının 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 9 adettir. Tiroid kıkırdak, krikoid kıkırdak, epiglot ve aritenoid kıkırdak önemlidir gençler. Tiroid kıkırdaklar olarak hemen kıkırdaklara da başlıyoruz yani diğer bir adıyla kalkan kıkırdak gırtlağın ön bölümünde yer alan en büyük kıkırdağıdır. Hemen işaretledik. Sağlı sollu iki yapraktan oluşmuştur. Yarı açık kitap görünümündedir. İki yaprak ön tarafta açı oluşturacak şekilde birleşir. Birleşme yerinde ön tarafa doğru olan çıkıntısına adem elması diyoruz. Prominentia, larengia. Bu çıkıntı biliyorsunuz erkeklerde daha belirgin oluyor. Bakın şöyle görselde de incelerseniz tiroid kıkırdağın yerini görüyoruz. Gri ile gösterilmiş. Hem önden hem arkadan görünüşü verilmiş. Bakın burada da daha açık bir şekilde gösterilmiş. Bunları muhakkak inceleyin gençler kitaplarınızdan. Krikoid kıkırdak, halka, yüzük kıkırdak, tiroid kıkırdağın aşağısında soluk borusunun ilk kıkırdağı üzerine oturmuştur. Hemen çizelim. Gırtlağın en kalın, en sağlam kıkırdağıdır. Bunu da çizdik. Bu da önemli. Krikoid kıkırdak halka şeklinde olup taşlı bir yüzeye benzemektedir. Halka şeklinde olması gırtlak boşluğunun sürekli açık tutulmasını sağlar. Epiglot kıkırdak, yaprak kıkırdak, hioid kemik ile dil kökünün arkasında gırtlak girişinin önünde yer alır. Yaprak şeklinde ve elastik olan epiglotun geniş üst bölümü serbesttir. Epiglot gırtlak girişine kadar gelen besinleri ve solunum havasını yönlendirir. Yutma esnasında gırtlak girişini kapatarak besinlerin solunum yoluna gitmesini önlemektedir. Bakın ne kadar önemli bir görev. Yemek yerken boğulmuyorsak bunu ayarlayabiliyorsak epiglot kıkırdağın önemli görevi var. Hemen buradan da görevini ve yerini işaretleyelim. Aritenoid kıkırdak. Bu kıkırdak çift olup larynxin arka tarafında bulunur. Bu kıkırdak üzerindeki çıkıntılara ses teli ile ilgili yapılar tutunmaktadır. Bunları da işaretledik gençler. Ve larynx boşluğunda kalıyoruz. Gelecek hafta buradan devam edelim. Lütfen ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Esen kalın.